Herkese merhabalar. Bugün Honda'dayım. Honda'nın test gününe geldim. Hornet 750 ve Transalp 750'yi test edeceğim birazdan. Bu benim ilk sürüşüm olacak bu motorlarla. Sizlere ilk izlenim videosunu çekeceğim. Nasıl bir motor olduğunu ben de merak ediyorum. Tek tük büyük motor sürmüşlüğüm var. Ama tam olarak neye benzeyeceğini şu an tahmin edemiyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Umarım çok keyifli bir test sürüşü olur. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şu an tüm ekipmanlarımı giydim. Motoru bekliyorum. Şöyle motoru da göstereyim. Sence resmi hazır mı abi? Tamam. Birbirimizi kaybetmiyoruz. Tamam. Gazlamak isteyen gazlayabilir ama mesafe aşırıdan sonra yavaşlayıp bizi bekleyecek. Tamam. Evet. Geldi. Oy, oy, bu nasıl bir vites atışı? Çok 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 vites atışından makinenin ben gerginim dediğini anladım. Of, şimdi bunu var ya, sürdükten sonra NS200'ü sürmek çok kötü gelecek. Yani gerçekten bunu sürdükten sonra NS200'ü sürmek bana işkence gibi gelecek. Bilmiyorum. Nasıl olacak bu iş? Şöyle bir en arkadan başlayalım. Koran abim bu arada Transalp'e biniyor. Bakalım Koran abi Transalp'i beğenecek mi? Motorun... Oy! Ön takım niye böyle oynak lan? Ön takım fazla oynak. Oturakla değil. Ey maşallah. Şöyle bir oturuşumuzu düzeltelim. Koran abi de arkada. Şöyle bir aynayı da ayar verelim. Aynanın ayarı iyi. İkideyim şu an. Ey maşallah. Çok iyi. Çok iyi. Yani var ya. Frenler de çok güzel. Dijit. Korun abi nasılsın? Ağır mı? Ama fren harbi fren. Çok sağlam bir fren var. Benzin bitmez değil mi yolda? Yok yok, bitmez. Tamam. Çoğu şeyler aynı. Yani gösterge, far, şase çok şey aynı. Anam arkada da bir tane CBF150 var. Ay benim kuzum benim ya. 6 sene bindim sana bak. 67 bin kilometre. Ömrüm geçti senin üstünde. Hornet'e binerken CBF'e yeltenmek de böyle garip bir şey. Yalnız bak burada blok var. Eğer hasbelkader bloğu böyle değerseniz acayip bir ayak yanması olur. Çok dikkat. Aman ha. Makine genel olarak çok şekil. Fena feza duruyor. Hoşuma gitti. Ama tabii ki bunu alacak para lazım. Bir de şu dediğim muhabbet bak çok sakat gerçekten. Şöyle değdiğiniz anda götürüyor. Aman aman dikkat. Genel olarak hoş. Bu göstergede bir sürü elektronik şey var. Şu an için çok anlamıyorum neyin ne olduğunu ama. Herhalde şu traction falan bilmiyorum. Güzel ama. Yalnız şu dodiklerin biraz daha kaliteli olmasını beklerdim. Bu dodikler plastik kullanılmış. Şu makineye bir egzoz şart. Kesin kes. Yani MT7'ci sayfa kesinlikle buna bir egzoz ister. Abi çok sağlam atıyor ya vites bire. Yani makine harbi gergin ya. Ve hafif kıvrak, sadece şu biraz hoşuma gitmedi. Yani bu benim gerçi ilk sürüşüm. Belki ben kendi oturuş pozisyonumdan ötürü böyle bir durumla karşılaşmış olabilirim. Bir de yüksek hıza çıkmak lazım. Bununla ilgili yorumumu güncelleyeyim. Motorda dediğim gibi genel olarak konfor acayip iyi. Yani bu motor gayet konforlu bir motor. Şehir içinde kullanmak için ideal. Konsol biraz karışık. Ben sinyali bu sanmışım. Böyle basıp basıp duruyordum. Aa, burada bak bir şeyler değişiyor. Gezi tüketim, anlık tüketim. Anlık tüketim var mı? Anlık tüketimi açtık. Hem yakıtına da bakarız. Oo, ayağım yandı. Vallahi ayağım yaktı. Dediğin gibi sağ taraftaki bloğa çok dikkat etmek lazım. Çok ayağı yakı veriyor bir anda. Hiç anlamıyorsun. Sağ kontrol ettim, bir daha ettim. Sola doğru bir mail alıyorum. Aa, hemen şey yaptı. Gaz açtığın anda arkası traction açtı. Fena. Fena fena fena. Traction olmasa motor altımızdan gidecek. Makine psikopat. Aman aman aman. Hissettiriyor yani bak. Yapma diyor. Altından giderim diyor yani. Oo, hemen hemen.
bir sakatlık var. Şöyle korna bilgiyle biz böyle bir şey yapalım. Yani bu trafikte de basmak çok iyi değil. Sağ sinyal vereyim şuradan. Yani motor psycho. Yani yoğun trafik, çok da zorlayamıyorum aleti. Tehlikeli. Güvenli değil. Sol sinyalimizi verelim. Aynı kontrol, kafa kontrol. Güç, hani bilmiyorum, bunun modları vardır standartta şu an ama bir anda geliyor. Ama yani şöyle, daha önceden MT7 kullanmıştım. Alet MT7 gibi değil yani. Bilmiyorum. Çok az MT7 kullanma tercihim olmuştu. Lafımı geri alıyorum. Sesimi geri aldım. Gayet de MT7 gibi. Alet uzuyor. Güzel uzuyor. Yüzümü şu an keşke size yüzümü gösterebilsem. Yüzüm gayet gülümsüyor. Abi sorun burada trafik. Ben hani şey yapmak istemiyorum. Bu yoğun trafikte çok büyük risk almak istemiyorum. Ona göre daha dengeli gitmek, motoru anlamak daha iyi. Boşluk bir yer bulursam gazlayacağım. Ama emanet motorla da bunları yapmam. Şöyle bir ufak gaz açalım. Güzel. Alet güzel. Aynen öyle. Alet güzel. Şöyle çok rüzgar alıyor tabii naked olduğu için. Şöyle bir kesicisini görelim mi bir yerde, uygun bir yer bulursak. 2'de 114 görüyor. 3. Ay. 3'te kesiciyi göremiyorsun zaten. Nereye 3'te kesici göreceksin? Mümkün mü öyle bir şey? Ay. Hey ya oğlum bak. Bu motor bende olsa her Allah'ın günü, tamam mı bak, her Allah'ın günü kazanırım. Bilmiyorum yani, erken ölmeye sebep olabilir böyle bir motora sahip olmak. Erken ölüme sebep olabilir, çok tehlikeli. Hele ki yani böyle uzun sürede hiç büyük motora binmemiş bir insan için birazcık tehlikeli. Ama aşırı keyifli abi. Yerim lan seni, yerim. Şimdi hiç zorlamıyorum, dönüşler çok sakat. Motora alışkın olmadığım için çok fazla tadını, bokunu çıkartmadan. Şöyle bir açalım mı? Ey, güzel. Güzel. Duralım mı burada? Vay, yaktı beni. Ah, dediğim oldu. Bloğun o kadar dışarıda olması tehlikeli. Yaktı. Hey. Evet. Tümseklerden de gayet iyi geçiyor. Dediğin gibi makinenin süspansiyonları iyi. Herkese tekrardan merhaba. Şu an test ettik, test bitti. Lakin saat 5'i geçtiği için Transalp yarına kaldı. Yarın bir daha geleceğim. Transalp'i yarın bir daha test edeceğim. Şimdi motorla ilgili izlenimlerimi anlatmak istiyorum. Bir kere abi, hayat parası olana güzel. Başta onu söyleyeyim. Makine 10 numara gidiyor. 10 numara şekli var. Keyifli bir makine, lakin fiyat çok pahalı. Yani makinenin genel olarak nasıl bir hissiyat verdiğini az çok kavradım. Çok güzel bir gücü var. Çok güzel bir çekişi var. Tek memnun kalmadığım, beğenmediğim kısmı ise şeydi. Bloğa değen yer yanık oldu.
oldu. Burası çok tehlikeli dediğim gibi. Ya bu motoru süren kişilerin bence pantolon giymesi lazım. Benim gibi şortla binmeyin üstüne. Şimdi NS200'den veya diğer motorlardan biz alışmışız. Blok hep içeride olduğu için. Bu motor da bayağı bir dışarıda şişik. Honda'ya da buradan teşekkür ediyorum. Bu sürüşünü açtıkları için. Biz de görmüş denemiş olduk. Herkese görüşmek üzere. İyi günler. Şimdi gel NS200'e bin. NS200'le gez. Abi. Oğlum ya. Bak şimdi. 750'lik makineye binip de buna binmek çok başka hissettirir ya. Ulan.